Vücutta hasar görmüş dokular özel haberci moleküller salgılar. Bu moleküller sayesinde vücuda verilen kök hücreleri gidip hasarlı dokulara yapışırlar ve etkilerini gösterirler. SVF kök hücre tedavisi ile dokuda hücresel yenilenme ve çoğalma, doku çatısı oluşumu, yeni damar oluşumu ve doku onarıcı hücrelerin ortamda toplanması sağlanarak dokuda onarım ve yenilenme oluşturulur. Mezenkimal kök hücreleri anti-inflamatuvar, sıkarlaşma önleyici, yeni damar oluşumunu artırıcı ve yara iyileştirici etkilere sahiptir. Kök hücrelerinin pek çok farklı sitokin ve büyüme faktörlerinin rol aldığı kompleks hücreler arası iletişim ile etkinlik gösterdiği düşünülmektedir. SVF içindeki perisitler çok önemlidir. Perisitler tüm mikro damarların ve kapiler damarların etrafını saran hücrelerdir. Perisitlerin mezenkimal kök hücrelerinin kaynağı olduğu düşünülmektedir. Bir hasar varlığında bu perisit hücreler immün modülatör etki göstererek doku hasarını tamir edecek diğer hücreleri ortama çağırırlar ve doku tamiri başlatırlar. SVF mutlaka otolog, yani kişinin kendisinden alınarak yapılmalıdır. Başka kaynaklardan elde edildiğinde diğer hücreleri de içerdiği için immün reaksiyona neden olabilir. SVF içerdiği faktörler aracılığıyla dokuda yeni damar oluşumunu başlatır. Mezenkimal kök hücreleri salgıladıkları antiapoptotik faktörler ile dokudaki programlanmış hücre ölümünü durdurur. Mezenkimal kök hücreleri salgıladıkları büyüme faktörleri ve kemokinler ile sinirler dahil tüm hücrelerde çoğalma ve doku onarımını uyarır. Bu nedenle radikal prostatektomi ameliyatı ile sinirleri korunmuş olmasına rağmen korunma esnasında oluşan sinir travması nedeniyle ereksiyon fonksiyonunun azaldığı veya kaybolduğu durumda penise uygulanan kök hücre uygulaması ile hasar görmüş sinirler onarılır.